Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Türkiye'de evi bulunan ya da Türkiye'den ev almak isteyen ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip etmelerini rica ediyorum. Çünkü gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bekleyen büyük bir tehlikeyi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Türkiye'de evi olan vatandaşlarımızın bu bölümü çok dikkatli bir şekilde takip etmesini haseten rica ediyorum. Arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde bir gurbetçi vatandaşımızın başına şöyle bir olay geldi. Kendisi Almanya'da yaşıyor. Türkiye'de de bir tatil yöresinde de kendisinin evi var. Birileri bu vatandaşımızın adına sahte kimlik yaparak, kimlik bilgilerini kopyalayarak bu evini başka birine satmak istiyorlar. Evrakları hazırladıktan sonra tapu dairesine gidiyorlar, randevu alıyorlar. Satış yapılmadan önce görevli memur şüpheli bir durumun olduğunu hissediyor, durumu müdürüne bildiriyor. İncelendikten sonra hazırlanan bu kimlik ve diğer evrakların sahte olduğunu anlıyorlar ve polise haber veriyorlar. Bu sırada Almanya'da bulunan vatandaşımıza da ulaşıyorlar. Kendisinin herhangi bir şekilde satış işlemi için müracaat edip etmediğini de soruyorlar. Kendisi bu durumdan haberinin olmadığını, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade ediyor. Daha sonra bu dolandırıcılar satış işlemini tamamlamak için tapu dairesine gelip imzayı atmak üzereyken polisler tarafından suçüstü yapılarak yakalanıyor ve hukuki süreç başlıyor. Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'de maalesef bu ve benzeri dolandırıcılık olayları yoğun bir şekilde devam ediyor. Size benim birkaç önerim ve Türkiye'de eğer eviniz varsa bununla ilgili ne yapacaksınız onu anlatacağım. Bakın. 1. Kimlik bilgilerinizi zorunlu haller dışında Türkiye'de kimseyle paylaşmıyorsunuz. E-Devlet şifrenizi kimseye vermiyorsunuz. Bunu iki şeyi unutmayın. Çünkü birileri sizin bu bilgilerinizi alıp bu bilgilerinizi kopyalayıp sizin adınıza şirket kurabilir. Bankayı dolandırıp çek karnesi alabilir. Birileri sizin Türkiye'deki evinizi, barkınızı, neyiniz varsa satabilir. Sizin adınıza yasa dışı pek çok iş yapabilir arkadaşlar. O nedenle asla ve katla kimlik bilgilerinizi zorunlu haller dışında paylaşmıyorsunuz. E-Devlet şifrenizi de asla kimseye vermiyorsunuz. Eğer bugüne kadar siz E-Devlet şifrenizi birisine verdiyseniz hemen şimdi E-Devlet'e girin. Şifrenizi değiştirin, yenisini yapın arkadaşlar. Dikkatli olun. Peki, diyeceksiniz ki ya Fatih Bey, aklımıza kurt düşürdün. Bizi korkuttun diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar, bilin diye anlatıyorum bunları. Bilin. Yapacağınız şu. Şimdi E-Devlet'e giriyorsunuz. Sağ üst köşede arama bölümüne tapu bilgileri yazıyorsunuz. Arama bölümüne tapu bilgileri. Giriyorsunuz, sizin adınıza kayıtlı herhangi bir ev, arsa, tarla ne varsa bunların hepsi çıkıyor. Bakın oradan kontrol edin, içiniz rahat etsin. Bilin arkadaşlar, bunları korkutmak için anlatmıyoruz tabii ki. Bir de Türkiye'de arabası olanlar için de geçerli. Arabanız varsa arabanızla ilgili bilgileri de yine E-Devlet'ten görebilirsiniz. Yani arabanızı birine sattılar mı, ettiler mi, arabanızın borcu var mı, trafik cezası var mı, bunların hepsini yine E-Devlet'ten görebilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bir de bazı vatandaşlarımız özellikle yazlık yerlerden Türkiye'den ev almak istiyorlar. Bakın, Milas ve Bodrum başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde dolandırıcı kaynıyor. Bak, Milas ve Bodrum başta olmak üzere her yerde var.
İşini dürüst yapanlara sözüm yok, sakın onlar alınmasınlar. Şimdi benim anlatacaklarım dolandırıcılarla ilgili. Bakın bunlar özellikle Avrupa'da yayın yapan televizyon kanallarına reklamlar veriyorlar bazıları. Hepsi için söylemiyorum, işini dürüst yapanlara lafımız yok. Bunlar vatandaşımızı işte 99 bin euroya kampanya, işte 49 bin euroya bilmem ne diye dolandırıyorlar arkadaşlar. Bu evlerin çoğunun biteceği falan yok. Ortada bir şey yok. Proje üzerinden satılıyor. İmara aykırı. Yani pek çok sorun var. Bu insanlar size diyor ki uçak biletinizi alalım, havalimanında karşılayalım, otel masraflarınızı karşılayalım. Gelin evlerimize bakın, projeye yerini görün diyorlar. Ondan sonra da paralar alıp ortadan kayboluyorlar. Bir daha da geriye dönüşü imkansız. Bakın. Ev almadan önce Türkiye'de şunları yapacaksınız. Bunu lütfen unutmayın ve bu videoyu da lütfen çevrenizde bulunan insanlarla paylaşın arkadaşlar. Bilmeyebilirler Türkiye'de nasıl ev alınır. Bunu anlatıyorum. Gittiniz mesela X bir yerde bir ev var. Önce ilk yapacağınız bu evin tapusunun fotokopisini satan kişiden istemek. Eğer vermiyorsa almayın kardeşim. Bu tapunun fotokopisiyle önce belediyeye gideceksiniz. Belediyeye diyeceksiniz ki ben bu evi almak istiyorum. Bu evin durumu nedir? İmar durumu nedir? Bakacaklar, açacak memur diyecek ki işte bu ev işte kaçak ya da diyecek ki işte iskanı alınmamış. İskanın ne olduğunu anlatacağım. Ya da diyecek ki şu eksikleri var, bu eksikleri var. Bu tarz eksiklikleri olan yerlere almayın. İskanı olmayan ev almayın. İskan ne demek biliyor musunuz? İskan belediyeye sunulan projeyle evin birebir örtüşmesi, yani yasalara uygun bir şekilde yapıldığının göstergesidir iskan. İskan belgesini müteahhitler genelde dolandırmak için şöyle söylerler. Biz müracaat ettik belediyeyi, alacağız. İşte şu tarihte alacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız derler iskan belgesi için. 1 metre 1 santim bile fazla olursa iskan belgesi alamazlar belediyeden. Unutmayın bunu arkadaşlar. İskan belgesi olmayan ev almayın. Sorun iskanı var mı? Önce bunu sorun. Yok biz alacağız, müracaat ettik. Almayın o evi. Bak söylüyorum size, çok üzülürsünüz. İskan olmayan ev alınmaz. İskanla bütün işler bittikten sonra bunu yapan kişi gider belediyeye müracaat eder. Belediyenin mühendisleri, teknik görevlileri gelir bakar. Evet projeye uygun. İşte kaçak yok, göçek yok. Tam arsanın olduğu düzgün yere yapılmış, metrekaresini tek tek ölçer. Ondan sonra verilir. Çok zor verilir. Çünkü kurallara uyan çok az insan vardı. İskanı olmayan ev almayın. Sonra diyelim ki iskanı var. Gideceksiniz. İkinci gideceğiniz yer tapu dairesi. Biliyorsunuz belediye başka bir yer, tapu dairesi başka bir yer. Tapu dairesine diyeceksiniz ki ben burayı almak istiyorum. Bu tapunun üzerinde herhangi bir haciz, ipotek, şerh var mı diyeceksiniz. Memur açacak, bakacak, diyecek ki bu tapunun üzerinde belki bankadan kredi kullanmıştır, ipotek vardır. Bir borcu vardır o kişinin, işte banka ipotek koy, haciz koymuştur, o yapmıştır, bunu yapmıştır. Hiçbir şekilde üzerinde hiçbir şey olmayan yeri alacaksınız. Bitti mi? Hayır. Diyelim ki alacağınız yer bir site. Bakın sitelerde aidat dolandırıcılığı adı altında fahiş paralar alınıyor. Hiçbir hizmet doğru düzgün olmamasına rağmen her ay sizden 100 euro, 150 euro civarında paralar isterler. Özellikle de tatil yörelerinde. Bakın aidat her ay ödenen bir şey. Evi ucuza alıyor olabilirsiniz ama aidatı yüksekse uzak durun arkadaşlar. Özellikle tatil yörelerinde, bakın Bodrum başta olmak üzere su sıkıntısı olan pek çok site var. Buralarda kesinlikle ev almayın arkadaşlar. Bakın dolandırılırsınız. Ben söylüyorum size. Bir diğer önemli nokta, bu televizyonlarda reklam yapıyorlar dedim ya. Bakın reklamı yapan kişi başka. İnşaatı yapan kişi başka, tapu sahibi yapan kişi başka, sizinle satış sözleşmesi yapan kişi başka. 4 tane ayağı var. Bunların çoğu dolandırıcı. Başınıza bir iş geldiği zaman kime dava açacaksınız ki? Ödeyecek ben reklamı yaptım, öbürü diyecek ben paraya. Ortadan kayboluyorlar arkadaşlar. Bunlar dolandırıcı. Aman siz olun. Sakın ola ki anlatmış olduğumun dışında hiçbir şekilde Türkiye'den ev, arsa, tarla bilmem ne almayın. Bakın arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Kimseye güvenmeyin. Paranızı kimseye teslim etmeyin. Ha bunu söylerken yanlış anlamayın. Kardeşinizdir, odur budur güveni, o ayrı bir şey. Söze itibar etmeyin arkadaşlar. Türkiye'de kimsenin sözü falan yok arkadaşlar. O geçmişteydi. Her şey
yanınıza alacağınız bir avukatla yapılacak. Unutmayın, avukatla yapın bunları. 3-5 kuruş verin avukata, önemli değil. Yani sonradan küçük hesaplar yapıp, uyanıklık yapıp avukata 3-5 kuruş vermiyorum deyip büyük parayı kaybedebilirsiniz. Haberiniz olsun benden söylemesi. Bu söylediğimin dışında da kesinlikle ev falan almayın. Bodrum ve Milas'a dikkat edin arkadaşlar. Burayla ilgili yapılan reklamlara dikkat edin. Dolandırıcı kaynıyor. Haberiniz olsun benden size söylemesi. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınları daha fazla insana ulaştırmaya çalışın. Sizden ricam şu, yayınımızı mutlaka beğenin ve mutlaka kanala abone olun. Çevrenizde bu ve benzeri sorunlar yaşayan ya da yaşama ihtimali olan arkadaşlarınız falan varsa bu videoyu da mutlaka onlara atın, paylaşın linkini ki en azından bir kişiye dahi faydamız olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa lütfen videonun altına yazın. Bunları da anlatalım. Bunun yanı sıra az önce de ifade ettiğim gibi mutlaka bu yayınımızı beğenmenizi ve kanalımıza abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.